Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle çarpanlar ve katları göreceğiz. Sevgili öğrencilerim, çarpanlar ve katları görürken gökkuşağı yöntemini sizlere göstereceğim. Lütfen dikkatle dinleyelim. Örnek vererek başlıyorum. 24 kilogramlık bir pirinci eşit paketler halinde bir bakkal satmak istemektedir. Bu pirinci sevgili öğrencilerim 3 kilogramlık, 4 kilogramlık ve 12 kilogramlık, bunu devam ettirebiliriz. Kaç tane artırmadan paket yapabilir şeklinde bir soru geldiğinde sevgili öğrencilerim, farkındaysanız bakın 24'ün hiç kalmadan eşit bir şekilde bölünebildiği ve paylaştırılabildiği 3, 4, 12 gibi, hatta bakın 8 kilogram gibi sorular sorulacaktır. 3'e bölündüğünde 3 kilogramlık olduğunda 8 tane, 4 kilogramlık olduğunda 6 tane, 12 kilogramlık paketler olduğunda da 2 tane ne yapabilir? Paket yapabilir. İşte bakın bu şekilde bir doğal sayının, mesela 24'ün çarpanlarını ne yaptık? 3 çarpı 8, 4 çarpı 6, 12 çarpı 2 şeklinde yazabiliyoruz değil mi? İşte bu iki çarpanlarını bizler ne diyormuşuz? Çarpan diyormuşuz. 24 sayısının çarpanlarını buluyoruz bizler. Bu 24 sayısını 3, 4, 12, 8 gibi sayılarda aynı zamanda kalansız bölebildikleri için bunlara bizler bölenler de diyebiliyoruz. Şimdi örneklerle devam edeceğiz. 30 sayısının çarpanlarını, bölenlerini bulacağız. Evet, nedir? 1 çarpı 30, 30'dur. Evet, bakın sırayla küçükten büyüğe doğru gidiyorum. 2 çarpı 15, 30'dur. 3 çarpı 10, 30'dur. 5 çarpı 6, 30'dur sevgili öğrencilerim. Bu çarpanlara dikkat ettiğimizde 30'un çarpanları neler oldu? Bakın 1, 2, 3 var, 5 var, 6 var, 10 var, 15, bir de 30'un kendisi var. Bu şekilde olunca sevgili öğrencilerim, bakın buraya çarpanlarını yazdım. Dikkatinizi 30 çekmiştir. Her doğal sayı kendisinin en büyük bölenidir. Yani 30'u bakın ne yapıyoruz? Çarpanlarını ayırdığımızda bir kere hemen 30 en büyük. 1 çarpı 30 dediğimizde en büyüğü 30. En küçüğü de bakın ne oldu? 1 oldu sevgili öğrencilerim. Yani en büyük bölen sayının kendisi en küçük bölen de 1'dir. Bir kere bunu unutmayacağız. Yani öncelikle 1 çarpı diyerek başlayacağız. En sonuna geldiğimizde de sayının kendisini çarpan olarak bırakacağız sevgili öğrencilerim. Şimdi dikkat etmemiz gereken noktalara geçiyoruz. Bir doğal sayının kalansız böldüğü sayıların tümüne o sayının katları değil denir. Az önce sayının bölenlerini, çarpanlarını bulmuştuk. Şimdi bizim sayımızın katlarını bulacağız. 6 sayısının katlarından başlayalım. Nedir? 6 çarpı 1, 6'dır. 1 katı. 6 çarpı 2, 12'dir. 6 çarpı 3, 18. 6 çarpı 4, 24. 6 çarpı 5, 30 şeklinde, bakın bunu 6'nın çarpanlarını, katlarını bu şekilde bulacağız. İşte 6'yı sonsuza kadar bu şekilde bakın yukarı doğru gittiğimiz çarpanlarına bizler katlar diyoruz. O sayının katları diyoruz. Sorular tabi bu şekilde sonsuza kadar gelmeyecek. Örnekte olduğu gibi sınırlı olacak, sınırlayacak. 15 sayısının mesela 50 ile 100 arasındaki katlarını soracak. Evet, 15'in katları 15 çarpı 1 15 çarpı 2 30. Evet, 3 ile çarpıyoruz 45, 60, 75, 90, 105 şeklinde devam edeceğiz sevgili öğrencilerim. Fakat bize 50 ile 100 arasındaki katlarını sorduğunu düşündüğümüzde bakın 50 ile 100 arasında olan katları 60, 75 ve 90 3 tanedir şeklinde bulacağız. Şimdi sevgili öğrencilerim, gökkuşağı yöntemimiz var. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Sayıların çarpanlarının küçükten büyüğe doğru sıralanması ile gökkuşağı formülü ortaya çıkıyor. Bu yöntemle çarpanların sağlamasını, yani bizler doğru mu yaptık şeklinde de kontrol edebileceğiz. Şimdi örneklere bakalım. 45 sayımız nasıldı? 45 nasıldı? Önce en küçük 1'di, en büyük kendisiydi. 1 çarpı 45 şeklinde bakın. En küçük 1. Bunu da bakın 45'i karşısına yazıyorum. 1 çarpı 45. Sonra ikinciye geliyorum sevgili öğrencilerim. Diğerlerini de yazayım. 45. 3 çarpı 15. İkinci sırada 3'ü koyuyorum. Karşısına 15'i koyuyorum. Bakın sağlamasını da yapmış oluyorum. 1 çarpı karşısındaki 45. 1 çarpı 45. 45. Evet, ne yaptım daha sonra? 3 ile 15. 3'ün karşısına 15'i verdim. 3 çarpı 15. 45 sağlamasını yapıyorum. 45 başka. 5 çarpı 9. 5 ve 9 karşısına yazıyorum. Şimdi bakın 1, 3, 5, 9, 15, 45. Bizler yaparken nasıl yapacağız? Küçükten büyüğe. Çarpanlar bakın 1, 3, 5. 1, 3, 5. Daha sonra 9, 15, 45. 9, 15, 45 karşılarına yazıyorum. Evet, karşısındaki çarpanlarla, katlarla çarptığımda sevgili öğrencim sayının ne yapacağım? Kendisini bulmuş olacağım. İşte biz buna gökkuşağı yöntemi diyoruz. Çarpanlarını bulup karşılıklarına yazdığımızda, çarptığımızda sayının kendisini bulmuş olacağız sevgili öğrencilerim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de çarpanı ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sevgili öğrencilerim bu gökkuşağı yöntemi bizim nerede işimize yarayacak? Bunu göstereceğim sizlere. Böyle bir soru geldiğinde aşağıda verilen çarpanlardan eksik olanları bulun diye bir soru verildiğinde gökkuşağı yöntemini hazırlayacağız. En küçük, bakın küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Karşısında en küçüğün ne vardı? En büyük olan 50 vardı. İkinci sırada bakın küçükten büyüğe, 50'den bir küçük, 1'den bir büyük bu şekilde sıralanmıştı değil mi? Yani 1, 2, 2'den büyük sayı, bundan daha büyük sayı, ondan daha büyük de kare olacak. Biz burada verilmeyenleri nasıl bulacağız sevgili öğrencilerim? Şimdi gökkuşağı yönteminde en küçükle en büyük vardı. 1 çarpı 50. Bunların sonucu neydi? Evet sayımızı verecek değil mi? 50. Demek ki sayımız 50. Biz 50'nin ne yapıyoruz? Çarpanlarını buluyoruz demektir. İkinci sıraya geldiğimizde 2 ile kareyi çarpıyorum 50 bulacağım. O zaman 2 ile kaç çarpmam lazım? 25'i çarpmam lazım. Buradan karenin 25 olduğunu buluyoruz. Sonra evet sevgili öğrencilerim evet üçgenle 10'u çarpmam lazım değil mi? Üçgenle 10'u çarptığımda yine 50'yi bulmam lazım. O zaman üçgen hangi sayıyla 10'u çarptığımızda 50'yi buluruz? 5 değil mi? Üçgenin 5 olduğunu bu şekilde bulacağız. Yani gökkuşağı yöntemi en küçükle en büyüğü çarpacağız. Veya aralarda sırayla bakın bu şekilde çarparak verilmeyenleri bulmamızı sağlayacak sevgili öğrencilerim. Evet bir örnek daha yapıyorum şimdi. Eksik olanları bulun dediğinde yine en küçükle en büyük. Yani 1 ile bulutu çarpacağım. Evet daha sonra ikinci sıradaki 2 ile 30'u çarpacağım. Şimdi sevgili öğrencilerim bakalım bunları ben işaretliyorum öncelikle. Bakın 1 ile bulutu çarptığımda ikinci sıradaki 2 ile 30'u çarptığımda yani 60'ı buluyorum değil mi? 2 ile 30'u çarpıyorum 60. O zaman 1 ile de bulutu çarpınca 60'ı bulmam lazım. O zaman bulut ne olur? 60 olur. Buradan buluyorum. Sonra sıradaki 3 ile yıldızı çarpınca 60'ı bulmam lazım. O zaman yıldız ne olur? 20 olur. Daha sonra 4 ile de 15 çarpınca 60 bulmam lazım. O zaman da kalbimiz ne olur? 4 çarpı 15 olması için kalbimiz 4 olur sevgili öğrencilerim. Tekrar ediyorum. En küçük olan 1 ile en sondaki bulutu çarpmanın sonucu evet ikinci sıradaki 2 ile 30'u çarpmamın sondan ikinci 30'u çarpmamın sonucu aynı olacak. Yani 2 çarpı 30 60 olduğu için 1 ile bulutu çarpınca 60'ı bulmak için bulutu 60 buluyorum. Sırayla bakın 3 ile yıldızı çarpmak için 60 olması için yıldız 20 oluyor. Evet kalp ile 15 çarpmak için kalbi de 4 olarak buluyorum sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim şimdi sıra sizde. Aşağıdaki verilen çarpanların içerisinde bakın K ve L eksik olarak verilmiş. Lütfen K ve L'yi gökkuşağı yöntemini kullanarak çarpanların hangileri olduğunu lütfen bizlere yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.